assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar qalaysizlar yaxshimisizlar bugun sizlar bilan biz 37 yettinchi darsimizga keldik ushbu darsimizda biz sizlar bilan nimalarni o'rganamiz bugun sizlar bilan biz gerekdilik kiin hikoyasi bu nima degani albatta buni siz o'rgansangiz ushbu darsimizdan keyin izohlarda yozib qoldirasiz nima ekanligini tushunib olasiz qadrli kuzatuvchilar bizni qayerdan kuzatib bormoqdasiz va turk tilini nima maqsadda o'rganmoqdasiz bularni albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmang va albatta izohlar qismida belgilab qo'yilgan telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang va ushbu kanalda siz berilgan vazifalarni bajarishingizni so'rab qolamiz deyrliozman ba deyilmi evet, derli zlar o'ttiz yettinchi darsimizda biz sizlar nelarni nilarni o'riniz sizlar bila biz keraklilikkipirning hikoyasini o' keraklilik kipining hikoyasi ne demak ne zaman qulaiyo Bunların hepsini siz dersiniz bittikten sonra öğrenmiş olacaksınız ve tabii ki ne yapacaksınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet değerli izleyiciler o zaman başlıyoruz. Gerekli olduğu halde yapmadığımız ve neymiş? Sonucunu yani sonucunu değiştiremeyeceğimiz işleri anlatmak için kullanılır. Yerine getirmemiş görev ve pişmanlıkları anlatılır. Yani bir işi yapmanız gerekiyordu ama yapmadınız. Çok önemliydi ama yapmadınız. Artık bunu değiştiremiyorsunuz. İşte bunları anlatmak için kullanılır. Biraz geç olmadı mı? Tüm bunları bana daha önce anlatmalıydın. Dünkü partiye sen de gelmeliydin. Çok eğlenceliydi. Evet, yapmalıyım, gitmeliyim şekillerini öğrenmiştik. Onların geçmiş zamandaki şekli, şimdiki e, neymiş? E, Gerekli kipinin hikayesi deniliyor. Örneğin ben şu anda boğazlarım e, acıyor ve çok e, sesim çıkmıyor. Ne, ne diyoruz burada? Dün bu soğuk suyu İçmemeliydin, değil mi? Soğuk suyu, soğuk suyu içmemeliydin ve böyle hasta olmayacaktın anlamında. Evet değerli izleyiciler burada neymiş? Tablo şeklinde. Yani ben sen o zamirleri biz siz onlar bunlarınla beraber geldiğinde nasıl olacak? Bunları beraber şimdi bakacağız. Evet ben gitmeliydim, gitmemeliydim, gitmeli miydim, gitmemeli miydim? Sen gitmeliydin, gitmemeliydin, gitmeli miydin, gitmemeli miydin? O gitmeliydi, o gitmemeliydi, o gitmeli miydi ya da gitmemeli miydi? Biz olursa biz gitmeliydik, biz gitmemeliydik, gitmeli miydik, gitmemeli miydik? Gitmeliydiniz, gitmemeliydiniz, gitmeli miydiniz, gitmemeli miydiniz? Gitmeliydiler. Gitmemeliydiler, gitmemeliler miydi? Ya da hangisi? Gitmeme, gitmemeliler miydi? Şimdi burada olumsuz şekillere ve olumlu şekillere geliyor. Değerli izleyiciler siz bunlara bakarak kendinizde ayrı bir örnekleri yazmayı unutmayın. Şimdi ise biz örneklere bakacağız. Çok şaşırdı yüzünü görmeliydin diyor. Çok şaşırdı yüzünü görmeliydin. Mesela e, dün derse gelmediniz ya dün derste çok bir güzel olay oldu ya, ya da çok ilginç bir olay oldu. E ne diyorsunuz? Ya sen de derse gelmeliydin diyor. Çok şaşırdı yüzünü görmeliydin. E, devam edelim. Dışarı çıkmadan önce izin almalı mıydım? Ee, dışarı çıktınız ama size ne yaptılar? işte ceza kestiler. Ne diyorsunuz? Ya dışarı çıkmadan önce izin almalı mıydım? Yani taş çıkıştan avval men ruhsat alışım gerekmedi. Üç bu gramatik birlik bir yerde gerekmedi. Yani e, bu gerekli şeklinin otken zamanda işletilişi Türkçe'de gerekli kipinin hikayesi deniliyor. Annem bana çok kızdı. Sence geç saatte eve gelmeli miydim? Gelmemeli miydim? Evet. Annem bana çok kızdı. Sence geç saatte eve gelmemeli miydim? Evet. Şimdi ise buradaki nelere bakacağız? Tabii ki alishtirmalarni beraber yapacağız. endi esa mana bu yerdagi mashqlarni birgalikda bajaramiz birgalikda bajarishdan avval har doimgidek aytganimdek nima qilamiz ushbu ekrandagi mashqlarni te telefoningizni pauza qilgan holatda daftaringizga yozing va birozdan men sizga bularni qanday e shaklda bo'lishini aytib o'taman unday bo'lsa e boshlab olishingiz mumkin Evet değerli izleyiciler telefonunuzu pauza yapıp yani telefonunuzu dondurup bunları kaydettiyseniz şimdi anlatmaya başlıyorum. Sana söyledim o kadar çok kola içmemeliydin artık çok geç bunu daha önce düşünmeliydin kendini çok yormamalıydın şimdi yerinden kalkamıyorsun. Fatura çok yüksek gelmiş. Elektriği tasarruflu kullanmalıydın. İşimiz var, gidemeyiz. Daha erken haber vermeliydin. Faturaları zamanında ödemeliydin. Şimdi cezalı ödemek zorundasın. Ne diyor burada? Bunları tek tek tercüme edeceğiz birazdan. Ee, amcamı daha önce ziyaret etmeliydim. Çok kızdı. Ahmet ile Ayşe boşandı. Onlar çok acele karar vermemeliydi. Evet şimdi ise beraber e, bunlara bakacağız. Ee, senge aittim. Uyuncalı kolalarını içmezliğin gerek edi. Bu yerde artık çok geç. Yani de cüda hem keç. Bunu e, avval oylaşın kerak edi. Daha önce düşünmeliydin. Kendini çok yormamalı. O zihni cüda ham uruntur kerak edi. Yani çerçet masligin kerak edi. Manos ham işletir adı. Çok yormamalıydın. fatura çok yüksek gelmiş. Elektriği tasarruflu kullanmalıydın. Yani elektrik e, tolu cüda ham kımmat. Yani cüda ham kop kepti. Elektrikini işletişti. Ama kılıç gereği tasarruf kılıç gereği. Yani ekonom e, kılıç gerek edi. İşimiz var, gidemeyiz. Daha erken haber vermeliydi. İşimiz var, kötü almamız, E, haber verişin gerek ede. Evet değerli izleyiciler burada bu şekilde anlatılıyor. Şimdi bu alıştırmayı da beraber yapacağız. Bugünleri düşünerek biraz para biriktirmeliydin. Şimdi hiç param yok. Hasta mıymışsın? Doktor kontrolünü aksatmamalıydın. Kayıtlarımız iki hafta önce kapandı. Daha erken gelmeliydin. Madonna bir, bir daha İstanbul'a gelmez konserine gitmeliydin. Bana çok kırılmış. Onunla o kadar ağır konuşmamalı mıydım? Evet. Odadan çıkarken ışığı açık bırakmamalıydın. Fatura çok yüksek gelecek. Öğrenciler sınıfları temiz ve düzenli bırakmalıydılar. Yani şimdi çok işimiz var. Değerli izleyiciler, uçbu maşklarını bacarken bozsanız ee, izohlarda izahlarda ve alb izahlarda ve albatta telegram kanalımızı yuvarlışını unutmayın. Değerli izleyiciler, bizim bu ödevlerimizi yaptıysanız Yorumlarda ve işte Telegram kanallarımızı göndermeyi unutmayın ve tabii ki uç bu de iş bu derslerimizi biz e, Telegram kanallarımızı da yükledik, oradan siz derslerimizi indirerek çalışabilirsiniz. Kadınlık uzatma uçuşu uç bu derslerimizi Telegram kanallarımızda ham Joyla gelmiş, Telegram kanallarımızda kirgiz halatta başka dengiz ne mümkün. Halbudda siz eğer har bir e, darajani tugatgan bo'lsangiz darajangizga qarab imtihon olishimiz mumkin uning uchun siz bizga bog'lanishni unutmang albatta telegram sahifamiz orqali e, bizga bog'laning va sizlardan imtihonlaringizni olamiz ya'ni qaysi darajada ekanligingizni bilib olishingiz mumkin davom eting bir darslarda ko'rishmak uzara deyoiz xosh chaqolin